Kıymetli dostlar, bugün Somuncu Baba Külliyesi'nde tekrar bir aradayız. Bu programımızda sizlere Somuncu Baba Külliyesi'ni teknik özelliklerinin bir bölümünü, Süleyman mührünü ve çarkı felek kavramını izaha çalışacağız. Öncelikle Külliye nedir? Tarih süreci içerisinde külliyelerin önemi bize kazandırdıkları neler olmuştur? Onun üzerinde duracağız. Aslında külliye gönül birliğinin merkezi olan sistemi oluşturur. Külliye camilerin etrafında oluşan büyük yapılardır. Somuncu Baba Külliyesi'nin ise farklı bir niteliği vardır. Çünkü Somuncu Baba Hazretleri'nin ve ahfatının bulunmuş olduğu Gönüller Sultanı Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri'nin bulunmuş olduğu çok önemli güzide bir mekandır. Aslında külliye ferdi benlikten bizliğe eriştiren birlik ruhunu cem edip toplumsal ihtiyaçlarına külliyen giderebilen mekanlar bütünüdür. İslam şehir, sanat ve yapı estetiğinin en mühim merkezlerinin temelidir külliyeler. Osmanlı şehir kültüründe camiler temel özelliktir. Çünkü camilerin etrafında şehirler kurulur. Biz Somuncu Baba camiine baktığımızda, Somuncu Baba külliyesini izlediğimizde şehir bu külliyenin etrafında oluşmuş ve kurulmuştur. Tabii burada şundan bahsetmemiz gerekiyor. Aslında bu külliyenin pek çok sırları vardır. Biz bu sırları anlamaya çalışacağız ve dilimizin döndüğünce ifade etmeye çalışacağız. Özellikle Süleymaniye Camii, Selimiye Camii'ne baktığımızda da bir kısım temel özelliklerinin Somuncu Baba külliyesiyle örtüştüğünü söyleyebiliriz. Nasıl mı? Şöyle ki, Süleymaniye Camii girişinde oldukça sade bir hava görülür. Kapıdan içeriye girdiğinizde ise büyüleyici bir yapıyla karşılaşırsınız. Aynı özelliği burada görebilmemiz mümkündür. Üstelik Süleymaniye Camii inşa edilirken dünyanın değişik yerlerinden merkezlerinden bir kısım Eşyalar getirilmiş, malzemeler getirilmiştir. Sebebi aslında Süleymaniye Camii dünya Müslümanlarının mirası olarak bizim karşımıza çıkar. Somuncu Baba külliyesine baktığımızda da şunu görürüz. Buradaki kullanılan malzemeler ise, Anadolu'nun değişik yerlerinden, değişik şehirlerinden getirilmiş böylece aslında Somuncu Baba Külliyesi Anadolu insanına ait kültürel bir miras olarak bizim karşımıza çıkmıştır. Bakınız başka bir özellik söyleyelim. Selimiye Camii. Selimiye Camii İslam medeniyetinin en mükemmel eserlerinden bir tanesidir. Aslında Selimiye Camii yapılırken 2475 metrekarelik alanda inşa edilmiştir ve bu camide 6000 kişi aynı anda ibadet yapabilir. Biz Şeyh Hamidi Veli Camii'ne, külliyesine baktığımızda şunu görürüz. 6 bin metrekarelik alanı kapsamaktadır. Kapalı alanı 3 bin, açık alanı 3 bin metrekaredir. Kapalı alanda 5 bin kişi, açık alanda 5 bin kişi ibadet edebilir. Yani aynı anda 10 bin kişi ibadet eder. Aslında Anadolu'da bulunan, Darende-i bulunan bu külliyenin çok fazla özellikleri mevcuttur. Özellikle ülkemizdeki tarih ve kültür mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için burada ciddi bir gayret, ayrı bir zihin yapısı ve aynı zamanda ecdada müthiş bir bağlılık görülür. Bu sebepledir ki vakıflar genel müdürlüğünden izin alınmış, anıtlar yüksek kurulunun tasdik etmiş olduğu projeler ile yapımına başlanmıştır. Aslında külliyeye baktığımızda Somuncu Baba Hazretleri ve Hazire'nin bulunmuş olduğu yer. Sonra birinci ek cami ve yeni camiden bahsederiz. Yeni cami yüksektir. Birinci ek cami ondan biraz daha yüksektir. Somuncu Baba Türbe-i Şerif'inin bulunmuş olduğu yer ise en yüksektir. Aslında bu da külliyenin yapılması sırasında ayrı bir incelik, zerafet gösterir. Somuncu Baba Hazretlerine ve ahvatına hürmeten diğer yap yapılan yapılar esas ana merkezden, binadan daha yüksek olarak yapılmamıştır. Tabii ki şunu da ifade etmek lazım. Şehir kültürünün çok önemli merkezi dedik. Özellikle külliye yapıldığında çevresine bir kısım barınma maksadıyla ihtiyaçları karşılanacak olan yerler, çilehane, çevre düzenlemeleri, pergoleler, çocuk parkı, restoran gibi ihtiyaca binaen yerler yapılmıştır. Bunun yanı sıra kudret havuzunu, vakfı, eğitim görülen okulları, hafızlık merkezini, hastaneyi hatta oteli görebiliriz. Aslında şehirleşmenin temel birimini burada görmemiz mümkündür bizim. İşte külliyenin çevre yapısından böyle bahsettikten sonra kısaca bir teknik özelliklerinden bahsedelim. Şeyh Hamidi Veli Cami olarak kullanılan bu yer kare planlı yapıdır. Trompların teşkil ettiği yedigen bir kasnak ile kubbeyi taşır. Birer tane doğu ile batıya, iki de kıbleye açılan tavan pencerelerine ek olarak kubbe kasnağından yedi yüzeyde şevli pencereler bulunmaktadır. Somuncu Baba Hazretleri ve evladı Halil Taybi Hazretlerinin kapri şerifleri bu kubbenin altındadır. Mütakip asırlarda doğu ve kıble tarafa ilave edilen kemerli sahınlar, ahşap düz örtü ile son cemaat mahalli ise kıbleye meyyal çatı ile kapı kapatılmıştır. Asıl mekana girişte kapı kemeri altında bulunan tamir kitabesine rastlarız. Tamir kitabesinden caminin Hicri 1005 Muharrem ayında yapıldığı anlaşılmaktadır. Tarihi dokuya uygun olarak, sanat ve estetiğe uygun olarak restorasyon yapılır. Aslında bu külliyenin temeldeki şu özelliğini de söyleyebiliriz. Selçuklu dönemine ait mimari özellikler, Osmanlı dönemine ait klasik Osmanlı mimarisinin özellikleri, modern Osmanlı mimarisinin özellikleri, beylikler dönemine ait özellikler ve Cumhuriyet dönemine ait modern mimarinin tüm özelliklerini de burada görebilmemiz mümkündür bizim. Şeyh Hamidi Veli Camiine külliyeye şöyle uzaktan baktığımızda Türbeyi şerifin üzerinde yedigen piramit görürüz. Aslında yedigen piramitin sırrı ise şudur. Somuncu Baba Hazretleri Bursa Ulu Camii'de çıkmış olduğu hutbede Fatiha suresini işari olarak manevi açıdan tefsir ederken Fatiha suresinin yedi ayet olduğunu görürüz ki burada da yedigen bir prizmaya da bu sebeple rastlarız. Türbe-i Şerifin bulunduğu alana girdiğimizde sağ ve sol bölümde de Fatiha Suresi'ni görebilmemiz mümkündür. Unutmayalım. Fatiha Suresi'ni her Müslüman namazda 40 defa okur. ayrı bir özellik göstermektedir. Bugün size bahsedeceğimiz diğer bir hususiyet ise neydi? Süleyman mührüydü ve çarkı felekti. Aslında Süleyman mührünü şöyle anlatalım. Bu mühür öyle bir yüzüktür ki sayılı kişi ve meleklerin bildiği Allah'ın gizli ismini yani ismi azam duasını saklar. Aslında kimi kaynaklara göre Hazreti Adem'in taşıdığı bir yüzüktür ve cennetten çıkarken onu arşta bırakmıştır. Cebrail aleyhisselam ise bu yüzüğü Allah'ın izniyle Süleyman aleyhisselama getirmiştir. Aslında bu mührü Süleyman'dır. Yani hatemi Süleyman'dır. Evrensel bir nitelik taşır. Hatta İngilizce olarak Cell of David, Star of David olarak da adlandırılır. Ama biz şunu söyleriz. Evrensel nitelikteki olan bu Süleyman mührü aslında çift üçgenin kesişimi olarak bizim karşımıza çıkar. Aslında mührü Süleyman deriz biz bunlara. Peki bu sembolün temel olarak özellikleri nelerdir? Aslında asırlardan beri bu mühür kullanılır. Özellikle İslam medeniyetinde kullanılır. Hatta tarihe baktığımızda Asurluların, Bizanslıların, İbranilerin dahi kullandıklarını görürüz. Çünkü aslında Süleyman mührü belli bir kimseye ya da belli bir oluşuma ait bir kavram değildir. Biz burada şunu görürüz. Günümüzde maalesef insanlar yanılıyorlar. Zannediyorlar ki bu Yahudilere ait, İsrail'e ait olan bir özellik zannediyorlar. Hiç ilgisi yoktur. Aslında İsrail bunu Theodor Herz kanalıyla Divet isimli bir e, dergide ilk defa altı köşeli yıldız olarak yayınlar ve 1897'de İsviçre'nin Bazel kentinde ortaya çıkar. Siyonistler, Yahudiler bunu kendilerine mal etmeye çalışırlar. Aslında Süleyman Mührü İslam medeniyetinin temel niteliklerinden birisidir. Şunu söyleyelim. Şu anda bizim bulunmuş olduğumuz mekanda hemen arka tarafımıza baktığınızda şunu görebilirsiniz. 4 adet Süleyman mührünün olduğunu, 3 adette çarkı felek olduğunu görebiliriz. Mührü Süleyman İslam tezhip sanatları içerisinde metale, ahşaba, dokumaya, mimariye pek çok alana işlenmiştir. Şunu söylemek gerekir. Asırlar boyunca Süleyman mührü külliyelerde, camilerde tekkelerde, dergahlarda, kubbelerde, tavan işlemelerinde, hatta hamamlarda, hamam kubbelerinde, mezar taşlarında, anıtlarda, kemerlerde, çinilerde, serami seramiklerde, hatta miğferlerde, tolgalarda kullanılmıştır. Aslında Süleyman mührü altı yönü ifade eder. Aynı zaman içerisinde dünyanın altı günde yaratılmış olduğunu ifade eder. Bereket ve bolluğu ifade eder. İnsanları şer güçlerden korunmayı ifade eder. Öyle ki Süleyman mührünün, hatem Süleyman'ın bulunduğu yerde şeytan bulunamaz inancı vardır. Öyleyse bu olay asırlardan beri yaklaşık olarak 800 yıl, 900 yıldan beri kullanılan İslam medeniyetinin bir simgesidir. Öyleyse Yahudilere, İsrail oğullarına ait değildir. Şunu ifade edelim. Bakınız tarihte meşhur Barbaros Hayrettin Paşa vardır. Barbaros Hayrettin Paşa rüzgara hükmedebilmek maksadıyla sancağına mührü Süleyman'ı işlemiştir. Ve onun kendisine getirmiş olduğu katkıyı tüm leventleriyle paylaşmıştır. Hatta bunun sırrı olarak ne çıkmıştır ortaya biliyor musunuz? Akdeniz Türk gölü olmuştur. Tarih 1538. Pireveze deniz zaferinde Haçlı ordusunu yenen Barbaros Hayreddin Paşa Akdeniz'i Türk gölü haline getirmiştir. Gönüller Sultanı Es Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretlerinin mekanındayız. Onun divanı şerifinden şunları ifade edelim. Sendedir hükmü Süleyman Hatem'in. Sendedir ab hayat aynı demin. Hızru İlyas sende Mesih demin. Sendedir Adem demisin Adem'in. Masarısın sırrı nefehtu demin. Öyleyse sırlar bunun içerisinde gizlidir. Hani konuşmamızın başında da dedik ya burası sırlarla dolu. Sırları anlamaya çalışıyoruz. Diğer bahsedeceğimiz hususiyet çarkı felektir. İşte yine hemen bizim arkamızda bulunan 3 adette çarkı feleği görürüz. Nedir çarkı felek bilir misiniz? Allah'tan gelen her şeyin Allah'a döneceğini ve sonsuzluğu ifade eder. Ebediliği, bekayı ifade eder. Yani tüm nefislerin ölümü tatacağını ve Cenab-ı Allah'ın huzuruna gideceğini ifade eder. Aynı zamanda evrendeki her şeyin ama her şeyin Allah aşkıyla, Allah sırrıyla döndüğünü ifade eder. O zaman çarkı felek aslında İslam medeniyetinde Allah'ın varlığını, birliğini, gücünü, kudretini bize sembolize eder. Peki bir örnek verelim. Aslında Selimiye Camisi'ne baktığımızda Şadırvan'ın tavanında bir çarkı felek görürüz. Müezzin mahfilinin altında yer alan çarkı felek işlemesi bakanlara dönüyor. ...hissi verir... ...aslında Mimar Sinan'ın... ...milimetrik ölçülerle... ...tam kubbenin altında... ...yerleştirdiği... ...müezzin mahfilinin altında bulunan... ...sekizgen şadırvanın... ...tavanına da... ...oldukça mana yüklü... ...çok güzel bir çarkı felek ...işlemiştir... ...aslında bu çarkıfeleğin... ...büyüklüğü de dikkate... ...şayandır... ...ve aynı şekilde değişik camilerde, cami-i kebirlerde, ulu camilerde bunları görebiliriz. Şunu da ifade edelim. Hem Süleyman Mührü'nün hem Çarkı Feleğin Anadolu Selçuklularınca beylikler, Anadolu'daki bulunan Türk beyliklerince Osmanlılarca defalarca kez pek çok esere işlediğini de söyleyebiliriz. Sohbetimizi burada tamamlarken siz Kıymetli dostlarımızı, sevgili dinleyicilerimizi kalbi muhabbetlerimizle bir kez daha selamlıyor ve tekrar bir sonraki sohbetimizde görüşmeyi arz ediyoruz. Fi emanillah.